وقت عرفان موضوع مراسم بزرگداشت بین المللی وصلت مولانا عرفان زمان موضوع مراسم بزرگداشت بین المللی وصلت مولانا مولانا'nın uluslararası kavuşma yani bu sevgiliyle buluşma şebi aruz diyoruz buna Mevlan uluslararası kavuşma yıl dönümü merasimi konusu İrfan'ın zamanı. Yani İrfan'ın zamanı bu seneki Mevlana'nın kavuşma uluslararası yıl dönümünün konusuymuş. İrfan ya da İrfan vakti. Mozu emsali hafsadu çehellu heştomin salgerde merasime buzordaşte beynül müleliye vosate mevlana vakti İrfan khayet. Mikrofonları kapalı diyoruz. Uluslararası Mevlana kavuşma yıl dönümü merasimi yıl 748. yıl dönümü yıl dönümünün bu yılki konusu İrfan zamanı olacak. İrfan vakti olacak. Yani konu bu olacak. Derbeyaniye o standariye konuya Ahmet-i Eske. Konuya valiliğinin açıklamasında gelmiştir ki, yer almıştır ki merasimi bulurgaşte muğlana beyni ruzayı hef tahvde desembre emsal niz dergozarmış evet. Konuya valiliğinin açıklamasında Mevlana'yı anma merasiminin işte 7 ile 17 Aralık günleri arasında bu sene de düzenlenecek. Tabii hocam orada nize gerek var mıydı orada? Niz şu şekilde gerekiyor. Her sene gerçekleşiyor, bu sene de gerçekleşecek. Yani aslında koronadan dolayı sekteye uğramıştı. Her yıl yapılıyordu normal. İşte koronadan dolayı sanırım ara verildi. Bir sene veya iki sene ya da uzaktan yapıldı her neyse. O yüzden burada niz çok manasız değil. Biraz sırıtıyor. Ben de okurken çok hoş değil aslında. Ama önceki senelerde yapılıyordu. Bu sene de yapılacak diyebiliriz. Emsal niz olabilir. Derin beyaniye bu açıklamada ba işaret inke mesine masına dığına işaret ederek ba inke merasime şebe aras şebe arus olması lazım sanki. Şebe aruz. Şurada wow düşmüş olabilir. Merasime şebe aruz. Ba mevzu'ya asliye vakte irfan ke tavasut heyete icraiye teşrifat Mevlana tayin şode bergozar mişeved. İlham bakşı ilham bakşı vakte irfan iz in serzemin hast. İlham bakşı vakte irfan in serzemin hast. Kedaraye hrede Anatoli brahati mitavanet berheme sehtiha ve muşkilat galebe kore. Cümle birazcık zor. İşte ilk inke nerede kapandı arkadaşlar? Tayin şode mi? Şurada mı kapandı? Yoksa Bergozar mı? Burası mıdır? Bu ikisinden biridir. Çünkü tayin şode est. Orada kapanmış olabilir. Bir bakalım. Merasim eşevi aruz. Ba mozu e asli vakte irfan ke. Bu ikinci ke. Tavasut e heyette icraye teşrifat emri tayin şode. Şu ikinci ke'nin sınırı arkadaşlar şuradadır. İkinci ke. Birinci yüklem ikinci ke'ye gidiyor. Ama ilk birinci ke'nin kapandığı yer ise burası. Önce ikinci K'den başlıyorum. Mevlana, bu da teşrifat merasim diyebiliriz. Mevlana merasimlerini uygulama heyeti tarafından belirlenmiş olan irfan zamanı temel konusuyla aruz gecesi merasimlerinin düzenleneceğine işaret ederek ilham bakşe vakte irfane in serzemin has. İlham bakşe vakte irfane in serzemin has. Yine bu ülkelerin irfan döneminin ilham edicisidir. Der in beyane ba işare ba inke ilham bakşe vakte irfan in sezemin has ke. Yani ke darayı hırade Anatoli berahati mitevanet berheme sehtiya ve müşkilat galebe konet. Yani Anadolu aklı, burada hırat akıl demek, Anadolu aklına sahip olan bu ölkelerin irfan vaktinin ilham vericisi rahatlıkla bütün zorluklara ve problemlere galip gelebilir. Üstesinden gelebilir. Cümleyi çok yine iyi bence oturtmadı. Derin beyanı bu açıklamada ba işare bi inke merasime şebe aruz ba mevzu'e asliye vakte irfan ke tavasite heyete icraiye teşrifate mevlana tayin şode bergozar mişevet tamam düzenleneceğini işaret ederek bu açıklamada ilham bakşe vakte irfan inser ilham bakşe vakte irfan inser zemin has. İlham bakşe vakte irfan inser zemin has. Yani şey de o kelimeler de yerinde oynamış olabilir çünkü cümle biraz bozuk geliyor bana. Yani bu ülkelerin irfan vakti, irfan anı, zamanın ilham edicisidir ki Anadolu aklına sahiptir. Yani Anadolu aklına sahip olan bu ülkelerin irfan vaktinin ilham edicisi yani irfan dönemine ilham veren şey rahatlıkla zorluklar ve problemlerin üstesinden gelebilir. Evet. Yani şuralar biraz sıkıntılı gibi geliyor.
Vakti irfan, ilham bakşe in serzemin has diyebiliriz belki. Yani irfan zamanı işaret ederek der in beyanı işaret bir inke bergozar müşevet ilham bakşe vakti irfan. Yani buralarda bir sıkıntı var arkadaşlar. Ben müsaadenizle... Zaten orada da sıkıntı hocam. Yani o cümle olmasa sıkıntı yok hocam. Evet. O bakşe ilham şey var ya hocam. Yani sıkıntı orada başlıyor. Sanki bunun orijinaline bakmam lazım. Çünkü kafama yatmadı bu cümle. Bir hemen bakıyorum arkadaşlar. Zamanınızı almayacağım. Evet. Derin beyanı ba işare bi inke merasim eşebe ares ba mevzu asli vakti irfan ke tavaste heyete icraye teşrifate mevzu tayin şode bergozar mişevet ilham bakşe vakti irfanı İn serzemin has ki düzenleneceğine işaret ederek aynı şey geçiyor. Yani şey yok ama cümle problemli biraz. Tekrar toparlamaya çalışalım. Şimdi arkadaşlar bu şurası hal cümlesidir. Bakın hal cümlesini çıkardığımız zaman der in beyaniye bu açıklamada ilham bakşe vakte irfane in serzemin has ki yani bu ülkelerin irfan döneminin ilham vericisidir ki darayı hırade Anatoli berahati mitemanet berhemi saktiha ve müşkilat galebe koner. Yani şu kısım arkadaşlar ilham bakşe vakti irfan yani inse zemin has. Yani bu ülkelerin irfan döneminin ilham edicisidir ki Anadolu aklına sahip falan buralarda biraz bozukluk var. Geçelim. Bence sıkıntı cümle kurgusundadır. Şöyle demesi lazım. Der in beyan ba işare bi inke böyle böyle gofte bergozar mişevet şurada gofte şodeke mesela gibi bir şey koyması lazım. Yani yükleme eksiktir. Gofte şodeke el vakte irfan ya da irfan aslında burada vakte çok iyi değildir. Mesela irfan şöyle olsaydı düzenleneceğini işaret ederek bu açıklamada söylendi ki söylenmiştir ki gofte şode eske o esti düşürebiliriz. İrfan ilham bakşe in serzemin has. İrfan bu ülkelerin ilham kaynağıdır ki Anadolu aklına sahiptir. Yani Anadolu aklına sahip olan irfan bu ülkelerin ilham kaynağıdır. Ya da evet, Anadolu aklına sahip olan, bu ülkelerin ilham edicisi olan irfan, rahatlıkla bütün zorlukların ve problemlerin üstesinden gelebilir. Derin beyanı bu açıklamada, hatır nişan şod, hatırlatıldı ki, ya da vurgulandı ki, in merasim, esali hezaru sise dünevedu penç, ve tertip, ba mevzuate vahdet, uhuvvet, selam, vefa, ve vakti ihsan bergozar hayat şok. Ya tabii 5 yıldır yapılıyor bu. 1395 artı 621 yani 2016 falan. 2016'na 6'ya tekabül ediyor. Bir dakika arkadaşlar ben kapı açayım. Evet. Arkadaşlar pardon bana misafir gelince sizi yalnız bıraktım kusura bakmayın. Evet hemen geçiyoruz. Derin beyanı bu açıklamada hatır nişan şot ki hatırlatıldı, vurgulandı ki il merasim bu tören ya da merasim esale hezaru sise dünevdu penç 1395 yılından itibaren bir tertip sırayla ve mevzuate vahdet, uhuvvet, selam, vefa ve vakti ihsan. Yani vahdet birlik, uhuvvet kardeşlik, selam barış, vefa bildiğimiz vefa, sadakat ve vakti ihsan iyilik anı, iyilik zamanı ya da ihsan vakti konularıyla bergozar hayat şu düzenlenecek. Şu cümle biraz karışıktı arkadaşlar. Sanırım kurgusunda kaleminde bir problem vardı. Yani biz içeriğini anladık ama yani kurgusu güzel değildi. Burada dikkat etmemiz gereken birkaç nokta var arkadaşlar. Birincisi salger önemli bir kelime yıl dönümü. Bezorgdaş'ta anma diyoruz. Aslında bezorgdaş'ten yani büyütmek, yüceltmek demek. Vuslat zaten vuslat Türkçe'de geçmiş kavuşma. Burada hayat bu olacaktı değil olacak. İdi yapmayın bunu. Çünkü hah zaten dili geçmiş zaman üçüncü tekil başına geliyor. Olacak ayrıdır, olacaktı ayrıdır. O standart arkadaşlar ve o standari bu kelimeler önemli olabilir. O standart vali ama o standari valilik. Ondan sonra geçelim buralar. İnki açıldığı zaman bayla beraber hal cümlesi. Farça'da hal cümlesi temel cümleden önce gelir. Erek arak mesela burası erek araktır. İşaret ederek bu açıklamada gofte şode estke mesela bu şekilde söylenmiştir ki diye tercüme ediyoruz. Okey. Ondan sonra hatır nişan kerden vurgulamak ya da hatırlatmak, anımsatmak, altını çizmek. Hıret önemli bir kelime. Hıret. Yani akıl demek. Akıl. Akıl Arapçadır. Hıret Farsça. Bergozar mişevet tertip miyabet ya da berpa mişevet. Sehtiha muşkilat. Zaten ikisi yakındır. Zorluklar, problemler. Bir de ber almış. Bu ber nereye gidiyor sizce? Ber çizi galebeke. Bravo. Yani tegallebe ala. Üzerinde galip gelmek. Üstesinden gelmek. Hemen geçelim.
گزارش روزنامه فرانسوی لوفیگارو لوفیگارو و در خصوص پهپادهای مسلح ترکیه گرچه بو وید دیلر لوفیگارو فرانسان لوفیگارو گازتسین راپورو ne hakkındaki raporu? Türkiye silahlı insansız hava araçları hakkındaki raporu. Pehpad insansız hava araçları. Yani bu küçük görülmeyen uçaklar. Biz başka onlara ne diyoruz arkadaşlar? Drone hocam. Tekrar İHA diyoruz hocam. Drone. Ya da evet ya da İHA. Doğru. Peki Ruznameye Fransa'ya Lovigaro ne veşt? Fransa Lovigaro gazetesi şunları yazdı. İki nokta var ya. Şunları yazdı. Türkiye der ture deh sale ahir ve hemrahi eyalete muttahide Amerika İsrail ve Çin bu surete yeki az keşferhaye muhim ve piştaz der tuğlide pehpadahaye musallah der amede az. Bakın bir çizi der ameden ne demek? Bakın burada behemrahi Çin bu surete yeki az keşferhaye muhim ve piştaz. Normalde bu alır ama burada bu surete şekline, formuna, biçimine dönüşmüştür. Tebdil şode az. Ya da der amede. Değil mi hocam piştaz? Piştaz. İlerlemiş demek, ileri doğru koşan. Öncü koşar. Lider. Öncü lider tabii. Lider olabilir, öncü olabilir. Güzel. Şimdi Türkiye son 10 yıl içerisinde, der tuğle, son 10 yıl içerisinde Behemrahi Eyalat-ı Muttahide Amerika, Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte, İsrail ve Çin ile birlikte bu surete yekiyaz keşferhaye muhim et biştaz. Önemli ve öncü lider ülkelerden biri şekline, nerede ama? Der tuğle de pehpaday musallah, silahlı insansız hava araçları öğretiminde öncü ve önemli ülkelerden biri şekline dönüşmüştür. Deramede yaz. Normalde bir çizi derameden bir çizi tebdil şoden. Bu iki kelime de sınavda çıkmış kelimelerdir. Mesela bu sadece Farsça'da çıkmıyor. Mesela Arapça'da çıkıyor. Tehavvele ila iki defa çık. Bir kere ila sormuş, bir kere tehavvele sormuş. Aynı. Mesela İngilizce sınavına aramızda girenler varsa turn into, develop into, change into mesela bunlar bir temel sorudur yani. ÖSYM ajandasında bulunan bir sorudur. Bir çizi tebdil şoden, bir çizi deram eden. Burada o bir yok, bir surete çizi deram eden gelmiş. Şekline dönüşmek, biçimine, şekline dönüşmek. Ben esasen gozareşi ki derin ruzname Fransa'yı منتشر شد. بگن که منتشر شد تا کپاند. او زمان فرانسیز، بو فرانسیز گازتسینده یایملانمش اولان بیر راپورا گره رجب طایب اردوغان ارا سوز رئیس جمهوری ترکیه یعنی بدل Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karardadhaye furuşe pehpadhaye musallahra yani silahlı insansız hava araçlarının satış sözleşmelerini ki der çerçevede tarhe tavsiye hite nüfuzu Türkiye der keşfara Libi ve Montenegro. Montenegro da ülke midir? Montenegro. Karadağ hocam. Hocam Montenegro, Karadağ. Karadağ'dır o zaman. Bu Ermenistan-Azerbaycan savaşında değil mi? Evet hocam. Tamam. Ve Montenegro bir muvaffakiyetay buzor ki dest yaptan. Bakın bu dest yaptan K'ye geliyor tekrar. Şu ki dest yaptan. O zaman şuradan alacağız. Yani Libya ve Montenegro ülkelerinde Türkiye'nin nüfuzu, nüfuz alanını, heyte burada alan. Nüfuz alanı yani etkinlik alanı genişletme projesi çerçevesinde büyük başarılara erişen, ulaşan silahlı insansız hava araçları satış sözleşmelerini efzayışlayacağız. Artırmıştır. Toparlayalım beraber. Fransa'nın Fransız gazete bu Fransız gazetesinde yayınlanan bir rapora göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Libya ve Montenegro ülkelerinde yani Karabağ ülkelerinde Türkiye'nin etkinlik alanını genişletme projesi çerçevesinde büyük başarılara erişen silahlı insansız hava araçlarının satış sözleşmelerini artırmıştır. Kim artırmıştır? Recep Tayyip Erdoğan artırmıştır. Geçiyor. Derin gozareş, zımni işare bi inke derpeyi Azerbaycan, Ukrayn, Lehistan ve Marakeş, Kırgızistan niz ve haridariye pehpadhaye musallah az Türkiye alakemen de az amede az. Bakın şurada inkenin kesi yüklem almış. Este kapanmış. O zaman biz ilgi duyduğuna işaret etmek çerçevesinde diyeceğiz. Bu raporda der ingozareş, bu raporda Türkiye'den silahlı insansız hava araçları satın almaya Kazakistan'ın da ilgi duyduğuna işaret ederek ama ne zaman? Azerbaycan, Ukrayn, Lehistan ve Marakeş. Yani Fas'tan sonra Kazakistan'ın da Türkiye'den silahlı insansız hava araçlarını satın almaya ilgi duyduğuna işaret etmek çerçevesinde şunlar yer almıştır. Şunlar gelmiştir. Pardon. Türkiye dertule deh sale ahir son 10 yıl içerisinde behemrahi Amerika, İsrail ve Çin bu surete yeki ez tolid konendigane muhim ve ma'rufe pehpadhaye
musallah der cihan der amedeyiz. Bakın tekrar der ameden, tebdil çoğdayız. Bu surete çizi, yani şekline dönüşmüştür. O zaman Türkiye son 10 yıl içerisinde Amerika, İsrail ve Çin ile birlikte dünyada silahlı insansız hava araçlarının en meşhur ve önemli üreticilerinden biri şekline dönüşmüştür. Birine dönüşmüştür diyebiliriz. Derin koz araç da ekid gerdi. Diyemez miyiz hocam? Tekrar hocam. Elde etmiştir, yani derameden elde etmiştir diyemez miyiz oraya? Yok, çizgi derameden ki doğrudur. Deramet aynı zamanda gelirdir, deramet. Ama şimdi mesela bir çocuğun bir doktora dönüşmesi, mesela in beçe bir yek doktore bzorg tebdil şov ya da der amede es, tebdil şov de es. Orada tebdil anlamındadır. Yani burada bildiğimiz deramet şeklindeki o isim olarak gelen gelir değildir bu. Zaten mesela ben sağlanı ya da mahanı in kad deramet darem. Şu kadar gelirim var, isim olarak geliyor. Deramet hiçbir zaman yüklem olmuyor. O isim olarak gelir, yüklem olmaz. Mesela çıkar der amedari, ben size soruyorum. Yani mahane çıkar der amedari, aylık geliri ne kadar? Yani o yüklem hiçbir zaman olmuyor. Ama burada yüklem olmuş. Evet, buradaki gerdi yani şu. Der in gozaraş teekid gerdi. Bu raporda şunlar, iki nokta var ya, şunlar vurgulandı, teekid edildi. Tehpadahaye musallahe, sahte Türkiye, Türkiye yapımı silahlı insansız hava araçları biz beraber muessirter ve erzanter ez hava peymahaye cengi yazdan. Savaş uçaklarından 20 kat daha etkili muessirter ve 20 kat daha ucuzdurlar. Yani biz beraber muessirter hasten ve biz beraber erzanter hasten. Der gozareşe ruzname fransaviye lovigaro zımne işare bi inke ez pehpadhaye musallah der nukhustin merhale aleyhe sazmane teröristi PKK ve beraber hifazet ez emniyete merzi istifade gerdid amedeyiz. Bakın istifade gerdid, şurası K'ye geliyor. İstifade edildiğine işaret ederek, kullanıldığına işaret edilerek. O zaman alalım, silahlı insansız hava araçlarından dernuhusti merhale ilk aşamada aleyhe sazmane teröristiye PKK ve beraye hifazet ez emniyete merzi. Yani işte silah terör örgütü PKK aleyhinde ve sınır güvenliğini korumak amacıyla ilk aşamada silahlı insansız hava araçlarının kullanıldığına işaret etmek çerçevesinde şunlar yer almıştır. Ve istifade es pehpadhaye musallahe Türkiye, dersare 2016'da der Suriye. Suriye'de 2016 yılında Türkiye silahlı insansız hava araçlarının kullanılmasıyla beraber, vaziyet der meydan ne nebord tegir yav. Nebord yani cenk, savaş meydanındaki vaziyet durum. Tegyir yav, değişim buldu. Yani değişti. Pehpadhaye musallahe Türkiye, hemçinin mucibe tegyire tevazunha der Libi, der tule du sale ahir ve gozeşteyi ne çendandur der mentiqi Karabağ şodeyez. Mucib şodeyez. Bakın sebep olmuştur. Önce bunu yakalamanız lazım. Pehpadhaye musallahe Türkiye, Türkiye silahlı insan hava araçları ayrıca aynı zamanda mucib şodeyez, sebep olmuştur. Neye sebep olmuştur? Tegyire tevazunha. Der Libi, Libya'daki dengelerin değişmesine. Hani burada Hafter'in ve o diğer, hani Hafter tam galip geliyorken Türkiye'nin müdahalesiyle sanırım Hafter'in galibiyeti şey oldu. Yani Türkiye'nin müdahalesiyle çekildi yani. Öyle bir şey. O dengelerden bahsediyor. Der Tule Dusale Ahir ve Gozeşte'yi ne çendandur? Der Mantıkaya Karabağ. Burada Gozeşte'yi niçin gelmiş? Dusal. Der Tule Dusale Ahir ve Gozeşte'yi ne çendandur? Der Mantıkaya Karabağ. Son zamanlarda herhalde hocam demek istemiş. Hocam ben biraz araştırdığımda şey diyor, kısa bir süre önce gibi bir anlamı oluyor. Yani kısa bir sürede. Doğru. Yakın evet. Zamanda anlamı olmalı. Evet, yakın zamanda ya da. Selamünaleyküm Eken Hocam. Aleykümselam, hoş geldiniz Hakan Hocam. Nasılsınız? Allah razı olsun, şeref verdiniz. Yeni ilk defa katılıyorsunuz bu dönem. Evet hocam, şükürler olsun fırsattan çok fırsat bulabildik. İnşallah bundan sonra yine sizinle birlikte sınava kadar. Daha güçlüyüz. Evet, aynen. Hocam orası ve gozeşte ne diyor? Ahir ve gozeşte ne çendandur? Yani çok uzak bir geçmişte değil. Yakın zamanı kasteder çok uzak bir geçmişte değil. Hemen Karabağ Savaşı'nda görülüyor demek istemiş galiba. Doğrudur. Der Tule. O zaman şuradaki bir der atarsak oraya. Der gozeşteyi ne çendandur. Tamam. Yani çok uzak olmayan yakın bir geçmişte ve son iki yıl içerisinde Libya'daki dengelerin değişmesine ve yakın bir geçmişte Karabağ bölgesinde neye sebep olmuştur? Dengelerin değişmesine sebep olmuştur. Yani tegyire tevazunha der Libi, der ture dusale ahir ve tegyire tevazunha der gozeşteyi ne çendandur der mantıkaya Karabağ. Yani Karabağ bölgesinde yakın bir geçmişte ve son iki yıl içerisinde Libya'da dengelerin değişmesine sebep olmuş. Şimdi oldu. Bakalım önemli kelimeler arkadaşlar. Neler
ne dikkat çekebiliriz? Şurada derhususi hakkında anlamında pehpad önemli bir kelime. İnsansız hava aracı ya da işte dediğiniz kelimelerle de ifade edebiliriz. Dertule boyunca arkadaşlar. Beçizi derameden çok önemli. Belki parça bu kelime için seçilmiş olabilir. Önemlidir bu. Beçizi derameden. Ya da besurete çizi devam eden, tebdil şoden ile aynıdır. Ki nerede gelirse gelsin mutlaka bir yükleme kapanması gerekiyor. Buna yan cümle diyoruz. Fe'lu şart Arapçada ve ceza-u şart yani temel cümle, yan cümle ilişkisi. Burada ki açıldı, dest yaftende kapandı. Erişen diyeceğiz. Erişen, ulaşan, der çarçuğu ve der haşiye, tovsiye, hiteye, nüfuze Türkiye. Bu da önemliydi bence. Türkiye'nin etkinlik alanı, nüfuz alanı genişletme projesi kapsamında, çerçevesinde. Beçizi dest yaften, bu bı dest yaftene geliyor. Residen gibi. Muvaffakiyatı zor gibi, büyük başarılar. İn ki açıldığı zaman mutlaka bir yüklemle kapanır. Alakamen dest. Yani ilgidir, ilgilidir. İlgi duymaktadır, yönelmektedir. Kiye bağladığımızda işte Kırgızistan'ın da işte bu satış, satın alımına, Türkiye'den silahlı insansız hava araçlarını satın alma ilgi duyduğuna işaret etmek çerçevesinde zımni kapsamında şunlar yer almıştı. Tekrar bu surete çizi tedir şöden turit konendigan üreticiler, masraf konendigan tüketiciler. Şuradaki G arkadaşlar normalde H'dir. Turit konendige konende üretici. Bunu çoğul yaptığımız zaman H-G'ye dönüşüyor. Yani sonları H ile biten bütün kelimeler çoğul olunca gan oluyor. Turit konendigan. Gerdid yerine şod yazabiliriz. Gerdiden yani şoden. Nemuden yani kerden. Mi başladı yani es. Biz beraber bu önemliydi. 20 kat. Daha etkili ve daha ucuz. Erzanter, muesserter. Sonra arkadaşlar inke açıldığı zaman mutlaka bir yükleme kapanıyor. İstifade gerdi. İstifade şod. Kullanılan ya da istifade edilen. Nebord yani cenk. Mucib şoden. Baaz şoden. Sebep şoden. Moncer biçizi şoden. Biçizi encamiden. Tekhiri tevazunha. Dengelerin değişimi. Der tule boyunca. Der gozeşteyi ne çendan dur. Bu kalıp yakın geçmişte. Yani geçmişte çok uzak değil. Yani yakın geçmişte. Mekin hocam. Buyurun hocam. Hocam ne board kelime anlamı olarak kazananı olmayan anlamına mı geliyordu? Yanlış mı hatırladım? Aynen. Board'den götürmek. Aynı zamanda kazanmak. Dolayısıyla savaşın bir kazananı yok. Çok anlamlı felsefi bir kelime seçmişler. Savaşta galip de gelsen, mağlup da olsan can kaybı, mal kaybı oluyor. O yüzden aslında gerçekte savaşın bir kazananı, bir galibi yok. Nebor. Geçelim arkadaşlar. Vida, bahçahar fasıl. Dört mevsime veda. Efzaeşi, fusule tabistan ve kaheşi, fusule tabistan. Bu elif yanlış mı yazılmış yoksa bu şekilde mi söylüyorlar? Vida attır ya. Yok yanlış yazılmış. Evet doğru. Dikkatimi çekmedi. Vida, bahçahar fasıl. Dört mevsime veda. Yani artık biz dört mevsim görmeyeceğiz. Yaz aylarının artması, yani süresinin uzaması ve kış mevsimlerinin azalması, süresinin azalması. Hani küresel ısınma ile alakalıdır. Danışmandan ilam kerden. Bilim insanları şunları ilan ettiler. Şunları söylediler. Der menatıkı, vaka der önemli. De bulunan bölgelerde. Der arze coğrafyayı nimkore şomali. Kuzey yarım küresinin coğrafi alanında, arzında yer alan bölgelerde. Kuzey yarım kürede yani. Beallete. Normalde şöyle de yazılabilir bu. Şöyle beallete. Ama bazen birleşik de yazıyorlar. Beallete germayeşe kore zemin. Küresel ısınma. Önemli bir kavram. Küresel ısınmadan dolayı. Fusule sağl. Rub takir nihade, rub takir mekte makta, nihaden koymak, yani yüzünü değişime koymuş. Ne demek? Değişmekte diyeceğiz. Değişmekte olup mahaye tabistan tulaniş ode, yani yaz ayları uzamış, uzayarak mahaye zemistaniz beraks kutahter şodeyaz. Ve kış ayları da tersine daha kısa olmuştur. Kısalmıştır ve. Gozareşe marbut be in tahakikat esuye mecele tahakikat jeofiziki tahte onvane çahar fasıl der hale tekrir der neticeye germayeşe cihani intişar yap. Bu araştırmalarla alakalı ilgili rapor esuye mecele tahakikat jeofiziki jeofizik araştırmalar dergisi tarafından bu araştırmalar ile alakalı rapor tahte onvane çahar fasıl der hale tekrir der netice küresel ısınmanın sonucunda ve küresel ısınmadan dolayı dört mevsim değişmektedir başlığı altında Jeofizik Araştırmalar Dergisi tarafından bu araştırma ile alakalı rapor intişar yaptı, yayımlandı. Derin gozareş amedeyaz. Bu raporda şunlar yer almıştır. Meyangine tule mahaye tabistan, der menatıke vaka der arze coğrafyaya nim koreye şomali, der salahaye beyni hezar nusadu pencavdu ila du hazaru yazde, ez heftadu heşruz be 95 روز افزایش یافت و میانگین طول ماهای زمستان نیز از 76 روز به 73 روز کاهش یافته است. میانگین ارتالما طول ماهای تابستان یاز ایلارنن
ortalama uzunluğu در مناطق واقع در ارض جغرافی نیم کره شمالی کوزه یارم کره جغرافی bölgesinde yer alan arzında evet yani coğrafi, Kuzey Yarımküresi'nin coğrafi sınırları içerisinde yer alan bölgelerde diyelim, bölgelerde yaz aylarının uzunluğunun ortalaması, yani ortalama uzunluğu 1952 ile 2011 yılları arasında 78 günden 95 güne artarak Meangine Ture Mahayezamı Sanniyiz, kış ayların ortalama uzunluk ortalaması, ortalama uzunluğu da ez heftadu 6 ruz ve heftadu 3 ruz kaş yaptınız. 76 günden 73 güne azalmıştır, inmiştir, düşmüştür veya. Der gozaraş emezkur, söz konusu adı geçen, bahsi geçen raporda, zımne pişbiniye inke, mesimasını öngörmek çerçevesinde. Efzaişe, hacme gazhay gonhaneyi ve karbon der tule karne bisu yekom idame hayat yaf, tehdit geldi. Şurada idame hayat yaf, k'ye geliyor. O zaman şuradan alacağız. Efzaişe, hacme gazhay gonhaneyi ve karbon. Karbon ve sera gazlarının hacminin artması... Der Tore Karne Bistu Yekom 21. yüzyıl boyunca karbon ve sera gazlarının hacminin artmasının devam edeceğinin öngörüldüğü çerçevesinde şunlar vurgulandı. Ve mucibe senaryoye panele tagirat-i iklimiye beynol mileli. Şurada uluslararası iklimin şeyini getireceğiz arkadaşlar. Şurada bir... Evet. Şu parantezi buraya alalım. Bu kısaltması uluslararası iklim değişiklikleri panelinin senaryoları gereğince, senaryolarına göre tasarı 2100 yılına kadar faze tabızdan bir şeşmah reside yaz mevsimi 6 aya ulaşıp muddete faze zemistaniz bir dumah kayaş kadiyya. Kış mevsimi süresi de 2 aya düşecek, inecek veya. Veli de surete ademe ittihaze tedabire fori acil, derhal acil tedbirler alınmaması durumunda halinde ama ve memanaat ez idame buhrani iklimi ve iklim krizinin devamını engellememek durumunda der surete ademe ittihaz ve der surete ademe memanaat buraya da gelecek ve iklim krizinin devam etmesini engellememek halinde faz ezemistan mi tevanet ez dumahem kemter şeve. Kış mevsimi 2 aydan da daha az olabilir. Daha az olabilecek. Ecek acak yapabiliriz. Çünkü mi eğer geleceği ifade ediyorsa ecek acak da olabilir. Şayet şeniden efzayeşe muddete faze tabıstan beray alakamendan bir germa ve afta hoşnut konende benazer bireser veli. Şimdi şayetten sonra olabilir ama mantığı bütün dillerde var. Hem İngilizce'de böyle bir cümle var. Hem Arapça'da hem de Farsça'da bilebildiğim ve bu YDS'de sorulan bir ajandada bir sorudur arkadaşlar. Böyle olabilir ama şayet belki şenideni efsaeşe muddete faze tabistan beray alakamendan bir germa ve afta güneşe ve sıcaklığa ilgi duyan güneşi ve sıcaklığı sevenler için yaz mevsiminin süresinin artmasını işitmek şayet hoşnut konende bir nazar bireset. Belki hoşnut edici görülebilir, hoşlarına gidebilir ama veli hatta kuçeklerin tekirat-ı faslı hatta en küçük mevsim değişikliği bile mitebanet taadül-i ekosistemra berhem bizenet. Ekosistem dengesini, ekosistemin dengesini bozabilir. Muhtel kerden berhem zedenle aynıdır. Muhtel konet, berhem zenet. Alt üst etmek, tozu dumana katmak, yani bozmak, aksatmak. Gönüvane misal örneğin, mitebanet. Tavrıde mahzulatra der ciheti menfi tekir dade veya mucibe efzayşe bimarihaye naşi az pişeha şevet. Örneğin, bir örvane misal, örneğin, mi tevanet, tuğride mahsulatra, ürünlerin üretimini, mahsulatın üretimini derciyeti menfi yönde değiştirerek ya da mucibe efzaişe bimarihaye naşi az pişeha ya da sineklerden kaynaklanan hastalıkların artmasına sebep olabilir. O zaman şöyle diyeceğiz. Örneğin, mahsulatın üretimini menfi yönde etkileyebilir veya sineklerden kaynaklı hastalıkların artmasına mucib şevet. Mi tevanet mucib şevet. Sebep olabilir. Tuğlani şodani faze tabıstan yaz mevsiminin uzaması hemçinin ayrıca aynı şekilde muce havaye germ ve ateş suzihaye cengelira niz efzayiş tabi. Orman yangınları ve sıcak hava dalgasını da artırarak menşe-i aludegiye Herçe biçter hava kaç. Şurayı kim tercüme edebilir? Menşe aludegi herçe biçter hava. Her ne kadar hocam? Hocam hava kirliliği kaynaklarını daha da arttırabilir mi diyor. Artıracak.
cümlenin tamamını mı yoksa sadece sarıyla çizdiğin yeri mi tercüme ediyorum? Burayı biz özel bir kavramla yapıyorduk ya, ben onu istiyorum aslında, aklınıza geldi mi acaba? Hocam dıkça dikçe yapıyor. Herçi ter. Evet. Her ne kadar bence hocam? Ölçü evet. Gibi bir şey var mı hocam? Daha da fazla. Olabildiğince. Evet, olabildiğince. Evet evet. Bakın herçi biçtere hava. Bu aludegiye yani olabildiğince hava kirliliğinin kaynağı olacak. Olabildiğince hava kirliliğine kaynaklık edecek yani. Toparlayalım. Yaz mevsiminin uzaması, ayrıca sıcak hava dalgası ve orman yangınlarını da artırarak olabildiğince hava kirliliğine kaynaklık edecek. Der Köln yani toplamda genelde Brahati mitevangov. Rahatlıkla söylenebilir ki tehir-i fuzul tesirate nigara konendeyi ber muhite zist ve selameti insan hayattaş. Yani genel olarak rahatlıkla söylenebilir ki mevsimlerin değişmesi tesirate nigara konende endişe verici etkiler. Ama ne üzerinde etki? Tesirat ber, muhite zist ve selameti insan. İnsan sağlığı ve çevre üzerinde endişe verici etkilere sahip olacak. Neyi? Mevsim değişikliği. Yani mevsim değişikliklerinin insan sağlığı ve çevre üzerinde endişe verici etkilere sahip olacağı rahatlıkla söylenebilir genel olarak. Önemli kelimelere bakalım. Fasıl ya da fusul, mevsim, mevsimler Arapçadan almışlar. Efzuden, efzayeş, artma, artış. Tabistan, zemistan, bahar, payız. Yılın mevsimleri biliriz bunu. Vaka der, de bulunan, de meydana gelen. Burada de meydana gelen değildir. De bulunan. Mekin hocam. Evet hocam. Hocam yukarıda efsayiş aynı zamanda kaheşle geçiyor, zıt kelimeler olan. Artış ve şey. Doğru. Kaheş kasten, efsayiş efsuden. Tabistan ve kaheş efasul diye ya hocam. Evet. Fotoğrafını çek. Doğru hocam. Efsayiş şeyi yaz artıyor, kış azalıyor. Tamam. İşte bu alleteden dolayı germayeşe Kore'ye zemin küresel ısınma rub tegyir nihade yani değişmekte mekte makta derhale tegyir est dara tegyir peydami koned ya da rub tegyir est tulani şode uzayıp uzayarak niz hemçinin hemintur hemantur beraks aksine tersine merbut bı mutaallık bı manut bı beste bı vabeste bı. Efendim hocam. Hocam vaki ders de bulunan dediniz ya, ikinci anlamlı bir şey daha dediniz ama onu kaçırdım. Bir de meydana gelen. Tamam, sağ olun. De meydana gelen. De vaki olan, de meydana gelen. Tamam, tamam. Es-Suyye tarafından, yani bay, İngilizcesi bay, Arapçası minqibeli. Bu da sınav sorusu olabiliyor bazen. Es-Tarafi, Es-Suyye, Tavassute, Mecelle Doğriye, dergi. Tahte unvanı başlığı altında, ismi altında. Burada derhale, mekte makta. Mesela rubi çizi. Rub-i tegir est. Derhal-i tegir est. Bir de daret tegir mi koned. Bunlar mekte makta kalıbı. Der neticeden dolayı. Bateveccüh bu ve kardeşleri. Mesela ez ancake, ez ancayike ve allete bir sebebe gibi. Den dolayı. Germayeşe cihani küresel ısın. Meyangin ortalama. Ya bunlar yedisinde sorulabilecek kelimeleri ve sadece işaret ediyorum. Bakın burada de bulunan. Vaka der. De bulunan. Bir de de meydana gelen. Meydana gelen patlama. Meydana gelen yangın, işte yer alan şehir. Beyni meyane arasında. Evet, bu he ve vav yana gelince ıpip erekarak fiilimsi yapıyoruz biz. Meyangin tekrar geldi ve çok önemli. Ortalama. Meyangini tul. Tul burada uzam, uzunluğu yani. Niz, bu da çok önemli. Hem, hemçinin, hemçinan, hemintur, hemantur. Sıklıkla tekrar ediyoruz çünkü bir tane soru buradan geliyor. Also, İngilizce'de, Arapçası eyda. Mezkur, mezbur. Murde bas, murde nazar. Yat şode, gofte şode, namborde. Hepsi söz konusu. Zımne, der zımne, der çarçube, der haşiye, çerçevesinde kapsamında. Gazhay golhaneyi, sera gazları. Bu kelime de önemli. İdame hayadiyat k'ye dönüyor bu. Devam edeceğine, devam edeceğinin öngörülmesi çerçeve. Devam edeceğinin öngörülmesi, pişbini, öngörme. Bu mucibe ber esase, bina bı, bina ber, tıpkı, bu gofte, bu akide, bu nazarı. Bebaveri. Bu da E göre arkadaş. Senaryoya göre. İklimi burada abu havai. Abu hava iklim. İklimdir. Ama Arapçada bölge anlamında geliyor daha çok. İklim. İlişkilidir. İklim ve bölge zaten bölgeler iklimlere göre belirleniyor ya. Ondan dolayı. Bakın reside ve wow. Öpi perekarak. Fiilimsi yapmış. Kaheş kasten. Azalış bulacak. Yani azalacak. Veli. Emma liken. Der surete çok önemli. In case. İngilizce'de. Der surete. Halinde, durumunda. Adem yokluk. Adem-i ittikaz-ı tedabir neydi? Tedbirleri almamak halinde acil, fauri acil, derhal, bir an önce. Mümanaat ez, cülugiri ez, pişgiri ez. Yi engelleme. Ha burada de surete Adem-i ittikaz-ı tedabir ve de surete Adem-i
ممانعت از buraya gelecek. Engellememek durumunda mi tevanet kemter şevet iltizami edebilir azalsın. Yani azalabilir. Şayet veli mantığı çok önemli. Böyle bir soru sizi bekliyor arkadaşlar. Yani böyle size gelebilir. Yani yazların artması hoş gelebilir ama öyle değil. Böyle bir not alsanız çok iyi olur. Belki size böyle görünebilir. Size böyle gelebilir ama öyle değil. Evet. Alakemendan bı. İlgi duyanlar. Sıcaklığa ve güneşe ilgi duyanlar için yaz ayının süresinin artmasını işitmek şayet hoşnut konende benazer bereset. Belki hoşnut edici görülebilir ama en küçük mevsimsel değişim bile bu hatayı bile yaptı. Mi tevanet berhem bezenet. İltizami. Yani muhtel konet. Ekosistemin taadülünü, dengesini, adaletini, dengesini bozabilir. Ve unvanem misal for example örneği mi tevanet bişevet bakın sebep olabilir ve burayı arkadaşlar fiilimsi yaptığı için mi tevanet tevlid-i mahsulat ra derciyet-i menfi tegir dehet bakın normalde böyle gelmesi lazım değil mi mi tevanet tegir dehet veya mevcube efzaje bimari hay naşi es pişeha şevet ama fiilimsi yaptığımız zaman artık iltizami getirmek zorunda değiliz. Bakın şöyle bir ikinci cümle size sorulabilir. Şunu birinci cümle, o 10 tane cümle tamamlama var ya. Siz şurayı gördüğünüz zaman mi tevandan sonra niye iltizami gelmemiş diye aramayın. Çünkü fiilimsi yaptığımız zaman o iltizami yapısı bozulabilir. Fiilimsi yaptığımız için. Yani değiştirerek sebep olabilir. Naşiyet çok önemli. Den kaynaklı. Neş'et naşiyetun an. Arapçadan almışlar. Aynı şeydir. Mucib şoden, sebep şoden, moncer biçizi şoden, biçizi encamiden. Hemçinin, hemçinan, hemintur, hemantur, hem ve niz, deda, herçi biçter, şu, kalıp arkadaşı olabildiğince fazla, herçi zibater, olabildiğince güzel, herçi buzorter, olabildiğince büyük, herçi kaviter, olabildiğince, bakın hepsinde er, ter getirdim. Yani İngilizce'deki mor var ya, ter, er. Yani olabildiğince güzel, olabildiğince büyük, olabildiğince hubter, daha iyi. Olabildiğince iyi. Aludegi, alayendegi, alayendegi kirletici. Ama aludeki kirlilik, menşe kaynak, derköl genelde birahati bi asani, rahatlıkla, mi tevan gaft. Bu nasıl bir yapıdır? Mi tevan reft, mi tevan kerd, mi tevan gaft. Söylenebilir. Mutlak yeterlilik. Mutlak yeterlilik, bravo. Aynen. Böyle bir yapı da sizi bekliyor arkadaşlar. Birinci kısım şahıs zamiri almaz, ikinci kısım da üçüncü teki şahıs. Dili geçmiş zaman gelir. Mi tevan bor, mi tevan reft, mi tevan kerd. Böyle bir yapı gelecek arkadaşlar. Mutlak yeterlilik. Söylenebilir, yapılabilir, edilebilir. Tekir-i fusul, mevsimlerin değişimi, tesirat-ı nigaran konende ber. Bakın tesir ne almış? Ber. Başka ne alır? Der. Başka ne alır? Ruhiye. Başka ne alır? Ber ruhiye. Tesirat ruhiye, ber ruhiye. Der, ber. Muhayt ezir, çevre. Yaşam alanı. Yani insan sağlığı ve çevre üzerinde endişe verici etkilere sahip olabilir. Bir ara hocam o iltizami meselesini tekrarlar mısınız hocam? Mutlak yeterlik mi genel? Yok yukarıdaydı hocam. Hani iltizami gelmesi gerekirdir. Fakat gelmedi şundan dolayı dediniz. He tamam. Siz o cümleyi kopyalayın. Alta biraz onu çalışalım. Şurası. Şurası mıydı? Evet hocam. Orası mıydı? Ha, aşağıdaki evet aynı. Şu cümle arkadaşlar. Bakın şu cümle. Şimdi normalde usulen normalde misal mi tevanet. Bu mi tevanetin faili takire fusuldur. Mevsimlerin değişimidir. Örneğin, şu örneği de kaldıralım. Takire fusul, mevsimlerin değişimi, mi tevanet, tevlid-i mahsulatra, der cihete menfi takir bedehet. Orijinali budur. Bedehet, o beda düşüyor, dehet kalıyor. Bedehet. Veya takire fusul, mi tevanet, bunu buraya da getirelim. Normalde cümle atıfla buraya geliyor. Ve takire fusul, mi tevanet, evet veya, bu veya buraya, evet veya, تغییر فصول می تواند موجب افزایش بیماری های ناشی از پیشا شود. Bakın ikisi de mitavanetten dolayı iltizami geldi. Ama bazen şöyle yapıyor. Adam bu ilk cümleyi fiilimsi yapıyor. Mesela dade, takdir dade. Çünkü fiilimsi geçmiş zamanla gelir. Takdir dade yani değiştirmiş ve işte öyle değiştirmiş deseniz değiştirmiş ve sebep olmuştur. Ve mevcut şode est olması lazım. Ama bakıyoruz ki şimdi normalde usulen şöyle olması lazım bu da. Takdir dade ve şode est. Değiştirmiş ve sebep olmuştur. Ama birincisini iltizamı göstermeyip fiilimsi yapmış. Öpi perekarak. İkinci kısmı iltizamı göster. Bu nerede bize lazım oluyor? Mesela cümle şöyledir. Men, basit bir cümleden gidelim. Men bi İran refte. Ha, men bay, mi tevanem mesela. Mi tevanla yapalım. Bayetle de aynıdır. Men mi tevanem. Men mi tevanem. Bi İran. Brevem demiyorum. Ne diyeceğim? Mi tevanem bi İran refte. Bakın refte diyorum. Öpip yapacağım. Refte ve
ve der anca salha zindigi kone. Salha zindigi kone. Şimdi üstadım orada mısınız siz? Dinliyoruz hocam. Evet hocam dinliyoruz. Şu kısım normalde ne olması lazım usulen? Men mitevanen bir iran brevem. Bakın normalde brevem olması lazım değil mi? Brevem. Çünkü iltizamidir. Mitevanen brevem ve der anca salha zindigi kone. Ama bu brevem değil de refte diye öpi perekarak ben İran'a gidip giderek orada yıllarca yaşayabilirim. Bu kısmı iltizami getirip ikinci kısım. Bu nerede bize lazım oluyor? Şimdi bu mitevanla yapmayalım. Mesela pederem bu Türkiye bergeçte ve der anca salha khahedman. Bakın şurada bize çok lazım. Burası çok salha khahedman. Şimdi değerli arkadaşlar burada normalde bunu kuralı bilmeyen biri nasıl çevirecek? Diyecek ki babam Türkiye'ye dönmüş ve orada yıllarca kalacak. Hani mış ve kalacak normalde olmuyor. Şimdi babam Türkiye'ye dönüp dönerek orada yıllarca henüz dönmemiş ha bu. Pederem bu Türkiye khahed bergeçt ve der anca salha khahedman. Burada bir tasarrufa gitmişiz. Khahed'i iki defa kullanmıyoruz. Bergeçte diyoruz. Yani babam Türkiye'ye dönecek ve orada yıllarca kalacağı nasıl? Babam Türkiye'ye dönerek dönüp öpi perekarak orada yıllarca kalacak. Ama el an pederem tu Almanya zindigimi koner. Şu anda babam Almanya'da yaşıyor. Mesela henüz dönmemiş ha. Dönmediği halde böyle fiilimsiyle dönmüş gibi gösteriyorlar. Ama şu son cümle çok önemli. Şu son kısımdan anlıyoruz ki henüz dönmemiş. Henüz dönmemiş. Dönüp kalacak. Henüz dönmemiş yani. Bunu soruları çözerken belki daha sağlam hale gelir. Bilmiyorum ifade edebildim mi? Çok güzel hocam. Anlaşıldı hocam. İyi oldu. Evet. İsterseniz bir kahve molası yapalım. Sonra devam edelim. Peki hocam. Buyurun hocam. Yani fiilimsiye kere aldığında eksemi yapıp bozuyor değil mi? Evet. Fiilimsi yapınca aslında zamanı bozuyor. Yani zamanı iltizami mesela şimdi şu kısım burada iltizami bozdu. Burada bu kısım işte future tense gelecek zaman ya da present dediğimiz muzari yapıyı bozdu. Ama cümlenin bütününe baktığımızda yine iltizami geliyor değil mi hocam? Sonunda. Evet tabii. Şu eğer tevam varsa. Şu cümle için soruyorsanız evet. Evet. Şurada aslı nedir? Bunun aslı men mi tevane bir iran brevem. Onu düzeltmeniz lazım. Men mi tevane bir iran brevem. Ve der anca salha zindigi konem. Bunu da orijinal şudur. Pederim bu Türkiye. Khahed bergeşt ve der anca salah khahedman. Yani şu son kısım esastır. Bunu fiilimsiye de tatbik ediyoruz. Yani bu şurada lazım olacak. İşte bazen arkadaşlar şöyle bir cümle soruyorlar. Şunun devamında. Şunun devamını sizden istiyorum diye dese. Şimdi hiç kimsenin aklına mesela burada zindigi konem gelmeyebilir. Ama mi tevanemden anlıyoruz ki burada he ve vav yerine gelmiş. Bu iltizami olmak zorunda. Ya da şöyle bir şey yapabilir ÖSYM. Yani bunda arkadaşlar acayip yanılıyorlar. Ya biz mi iyi anlatamıyoruz, bu yapıyı mı geç kavruyorlar bilmiyorum. Ama şöyle bir cümle geliyor. Burada he gördüğü için burada he'ye gidiyor. Halbuki he ve vav yana gelince fiilimsi olabilir. Mi de gelebilir, ha da gelebilir. Yani mış gelmek zorunda değil ha. Ben onu demek istiyorum. Bu fiilimsi çünkü he ve vav yanına gelmiş ya. Bunu öpi perekarak yapabilir ve ecek acak da gelebilir, mi de gelebilir. Ama burada arkadaşlar he arıyorlar. Bergeçte ve mande mesela. Kimse khahed manda gitmiyor. Ha mande de oluyor değil ki olmuyor ama şu içerik oturmuyor. Şu içerik başka bir şeydir. Yani onu veremezsiniz. Neyse bunları aslında sorularda falan biz çözeceğiz. Soruları çözerken bunlara bakacağız. Evet arkadaşlar bir küçük ara verelim devam edelim.